Yani bilinçli çalışıyorsunuz ve kaliteli çalışıyorsunuz. Aynı zamanda motivasyon faktörü de devreye giriyor. Aynı zamanda biraz da eğlenceli bir egzersiz olduğu zaman da eğlence de işin içine giriyor. Ve kişi çok daha uzun süre bırakmadan egzersize devam ediyor. Bu da zaten onun hayatının her noktasını etkilemeye başlıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bir de başka bir ilkleri daha imza atmış birisiniz. Belirli bir süreden sonra gelen insanların avaraj üstüne çıktıkları zaman aldıkları madalyalar vardır. Evet. O çok güzel insanları motive eden bir olaydır. Onu bu yönden de kutlarım sizi. Sizin bir fikrinizle, düşüncenizle. Bence çok önemli bu da. Çünkü neden çok önemli? Şimdi Fevzi Bey, Sevil Hocam şöyle düşünün. Elinizde bir yay var, bir de ok var. Evet. Çektiniz yayı, oku ve işte doğuya doğru bıraktınız. Bir de ağacın üstüne bir elma koydunuz. Hedef belirlediniz. Ve elmaya attınız. Evet. Şimdi ikisi çok farklıdır. Yani birinde bir hedef vardır, onu vurmaya çalışırsınız. Diğerinde ise hedef yoktur. Sadece havaya atıyorsunuz. Şimdi biz insanlara bu konuda bilinçlendirmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu olayın dünyada bir örneği yoktur. Ben duymadım. Dünyadaki en iyi hocalarından da konuştum. Bu tamamen bizim yaratıcılığımızdan kaynaklanan bir olaydır. Dedik ki biz performans laboratuvarında